2 yıl içinde kilonuz ne olacak? Hey, sizce ben kristal bir küreye falan mı benziyorum? Nereden bilebilirim ki? Çoğu insan geleceği hakkında azıcık da olsa bir şeyler öğrenme şansını kaçırmak istemez. Peki ya siz? Uzun vadede nasıl değişime uğrayacağınızı görmek ister misiniz? Bu test 2 yıl içinde kilonuzun ne olacağını görmenizi sağlayacak. Gelecekteki size bir göz atmadan önce hayata hep olumlu bakmak için kanalımıza abone olun ve bildirim zilini çalın. Cevaplarınızın aldığı her puan 1 kiloya eşittir. Bunun artı 1 mi yoksa eksi 1 mi olacağı sizin seçimlerinize bağlı. Kim bilir, belki de beslenme alışkanlıklarınız ve yaşam tarzınız gelecekte çok daha ince bir vücuda sahip olmanızı sağlayabilir. Çıkan sonuçtan memnun olmadıysanız, testten sonra bu endişe verici durumu değiştirmenize yardımcı olabilecek bazı sıra dışı öneriler göreceksiniz. 1. Kaç yaşındasınız? A. 45 yaşından büyük. B. 45 yaşından küçük. A cevabı 1 puan değerinde. B cevabı 0 puan. Yaşlandıkça metabolik süreçler yavaşlamaya ve insanlar kilo almaya başlar. Bunu önlemek için günlük beslenmenizdeki şeker ve yağ miktarını azaltmalısınız. Ayrıca daha fazla fiziksel aktivite yapmalısınız. 2. Günde kaç öğün yemek yiyorsunuz? A. 3. B. 5. C. 3'ten az. A cevabı 0 puan değerinde. B cevabı size eksi 1 puan veriyor. C cevabı artı 1 puan. Fazladan öğünlere bölünmüş beslenme vücudunuzu ince tutmanın en iyi yoludur. Bu daha az miktarda yemeği daha sıklıkla yemeniz gerektiği anlamına geliyor. Günlük yemek planınız tercihan 3 ana öğün ve 2 atıştırmalığı içermelidir. Nefis. 3. Bir günde ne kadar sebze ve meyve yersiniz? Patates sayılmaz. A. Yaklaşık 500 gram. B. 300 ila 400 gram. C. Ben sebze ve meyveyi pek sevmem. A cevabı eksi 1 puan. B cevabı 0 puan getiriyor. C cevabı artı 1 puan. Sebze ve meyve son derece önemlidir. Çünkü bunlar vücudunuzun ihtiyaç duyduğu temel lif kaynaklarıdır. Lif, vücudunuzda meydana gelen metabolik süreç için son derece faydalıdır. Ayrıca sebze ve meyve açlığınızı gerçekten bastırır ve kendinizi böylece fazla kaloriden korumuş olursunuz. 4. Ne kadar su içiyorsunuz? A. Günde en az 8 bardak. B. Günde 8 bardaktan az. A cevabı 0 puan. B cevabının değeri 1 puan. Su vücudunuzun metabolik süreçleri için çok önemlidir. Vücudunuzda yeterince su bulunmadığında metabolizmanız yavaşlar ve kilo alırsınız. 5. Spor yapıyor musunuz? A. Her sabah egzersiz yaparım. B. Haftada en az 2 kez antrenman yapmaya çalışırım. C. Spor için zamanım yok. A cevabı eksi 1 puan. B cevabı 0 puan. C cevabı size artı 1 puan getiriyor. Tüm yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta bir antrenman yapması gerekir. Bu günde sadece 30 dakika demektir. Bu formda kalabilmenin tek yoludur. 6. Balık, kümes hayvanları ve et yerseniz porsiyonunuz ne kadar olur? A. Parmaklarım hariç avucum kadar. B. Porsiyonlarım genellikle avucumdan daha büyüktür. C.
Porsiyonlarım genellikle kafam kadardır. A cevabı 0 puan değerinde. B cevabı size artı 1 puan getiriyor. C cevabını ben uydurdum. Kilo vermek istiyorsanız basit bir kural var. Et veya balık porsiyonunuz avuç içinizden daha büyük olmamalıdır. Parmaklar hariç. 7. Ne kadar garnitür yersiniz? A. Benim garnitürüm normalde et veya balık porsiyonumun 2 katıdır. B. Benim garnitürüm yediğim balık veya et kadardır. A cevabı 1 puan değerinde. B cevabı 0 puan. Aslında bu garnitür olarak ne yediğinize de bağlı. Karbonhidrat oranı yüksek gıdalar, yani tahıllar, makarna, patates ve benzeri tüketirseniz ideal bir porsiyon yumruğunuzdan daha büyük olmamalıdır. Ama taze sebze yiyorsanız porsiyonunuzun büyüklüğü 2 yumruk kadar olabilir. 8. Televizyonun önünde bir şeyler yer misiniz? A. Sık sık. B. Pek değil. A cevabı artı 1 puan değerinde. B cevabı eksi 1 puan. Sorun şu ki TV'nin önünde yemek yediğinizde beyniniz gelen bilgileri işlemekle meşguldür. Bu yüzden artık doyduğunuzda bunu bildirmek de başarısız olabilir. Bu ihtiyaç duyduğunuzdan çok daha fazla yeme riskini doğurabilir. 9. Akşam yemeğini ne zaman yersiniz? A. Yatmaya gitmeden yaklaşık 4 saat önce. B. Yatmadan 2 saat önce. A cevabı 0 puan. B cevabı 1 puan değerinde. Geç yenen bir akşam yemeği fazla kilolarla sonuçlanır. Vücudunuzdaki tüm süreçler geceleyin yavaşlar. Bunun sonucunda vücudunuz akşam yemeğiyle aldığınız enerjiyi yatmadan önce doğru şekilde kullanamaz. 10. Ne kadar uyursunuz? A. Günde 8 saatten fazla. B. Günde 7 ila 8 saat. C. Günde 6 saat veya daha az. A cevabı artı 1 puan değerinde. B cevabı 0 puan. C cevabı artı 1 puan değerinde. Hem çok uyumak hem de çok az uyumak hormon üretiminde sıkıntılara sebep olur. Bu kilonuzu ciddi şekilde etkiler. Üstelik vücudunuzun kendini yenilemesi için yeterince uyumadığınız zaman daha fazla yemek yeme ihtimaliniz vardır. Daha fazla abur cubur da buna dahil. Çok fazla uyumak kalıtımsal olarak insanların obeziteye daha yatkın hale gelmelerine sebep olabilir ki bu da kilo aldırır. 11. Ne sıklıkla tatlı yiyorsunuz? A. Her gün. Tatlı olmadan yaşayamam. B. Haftada birkaç kez. C. Tatlı yerine meyve yerim. Cevabınız A ise artı 1 puan. B cevabı 0 puan. C cevabı eksi 1 puan. Şekerlemeler, çikolata, hamur işleri ve enerji çubukları hızlı metabolize edilen karbonhidratlar içerir. Glikoz seviyenizde ani artışlar meydana getirirler. Bu karbonhidratları tükettikten sonra kendinizi tok hissedersiniz. Ancak bu his kısa bir süre devam eder. Bu korkunç miktarda kalori tükettiğiniz anlamına gelir. Ve 1 ya da 2 saat sonra tekrar acıkırsınız. Çok fazla karbonhidrat içeren bir beslenmenin aşırı derecede kilo aldırması hiç de şaşırtıcı değildir. Üzgünüm. Tatlılar artık hayatımdan çıkıyorsunuz. Hey, kendini dizginle biraz artık. Şimdi muhtemel kilo değişimlerinizi hesaplamak için biraz kendinize zaman ayırın. Peki bu tahmin hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu sonuçtan pek de memnun kalmadıysanız, daha önce bahsedilen bazı yaşam tarzı değişikliklerini dikkate alabilirsiniz. Ayrıca söz verdiğimiz üzere, şimdi inatçı kilolardan kurtulmak için bazı sıra dışı ipuçlarından bahsedelim. Yemeğinizi koklayın ama yemeyin. Bu kulağa çılgınca gelebilir ama Kokla ve Tat Değerlendirme ve Araştırma Vakfı'ndan Dr. Alan R. Hirsch bunun doğru olduğundan emin. 3000 katılımcının yer aldığı bir araştırmaya göre insanların yiyeceklerini ne kadar koklarlarsa o kadar az acıktıkları ortaya çıkmış. Araştırma sonucunda her katılımcı yaklaşık 15 kilo vermiş. Hirsch, yemeğinizi kokladığınızda beyninizi o anda o yemeği yiyormuş gibi kandırdığınıza inanıyor. Bir partiye giderken belinizin çevresinde bir kurdele bağlayın ve üstünü kıyafetinizle kapatın. Bu şekilde kurdelenin çok sıkmaya başladığını hissettiğinizde bu artık yemek yemekten vazgeçme zamanıdır. Yemeğinizi bir aynanın önünde yemeyi deneyin. Bir araştırmaya göre bu yediğiniz miktarı 3'te 1 oranında azaltıyor. Instagram'da blog yazanlar yemeklerinin fotoğraflarını çekerken ne yaptıklarını biliyorlar. Bir fotoğrafa baktığınızda daha objektif olursunuz ve patates kızartması olmadan da yemek yiyebildiğinizi fark etmeniz daha olası hale gelir. Şekerleme yemediğinizde hayatın anlamı kalmamış gibi geliyorsa paketlenmiş şekerlemeler yemeyi tercih edin. İsviçre'de yapılan bir araştırma insanların ilk önce şekerlemelerin paketlerini açmak zorunda kaldıklarında bunlardan %30 daha az yeme eğiliminde olduklarını keşfetmiş. Mavi renk iştahınızı bastırır. Araştırmacılara göre insanlar mavi boyalı bir odada %33 daha az yemek yiyor. Bu renk muhtemelen yiyecekleri daha az iştah açıcı veya cazip hale getiriyor. O halde masanıza mavi bir masa örtüsü örtün, mavi tabaklarla yemek yiyin ve en sevdiğiniz mavi tişörtünüzü giymeyi unutmayın. Ayrıca biraz da mavi yemek yiyin. Nefis! Çıkan sonuçlarınızdan memnun musunuz? Bunlar yaşam ve beslenme tarzınızı değiştirmeniz için sizi cesaretlendirdi mi? Aşağıdaki yorumlar bölümünde düşüncelerinizi bize bildirin. Beğen düğmesine basmayı unutmayın. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın ve hayata olumlu bakarak bize katılmak için kanalımıza abone olun.